Günaydın arkadaşlar. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kahvaltıda kuymak yapayım dedim. Sabahtan uyandım. Uyuyakalmışım aslında. Bir sürü de işim vardı ama. Çamaşır vardı, onları astım. Çayı falan yaptım. Yoksa krep yapasım vardı çocuklara. Yetişemedim. O yüzden arkadaşlar kuymak basit. Dedim kuymak yapayım çocuklara. Ne koydum? Tereyağı koydum arkadaşlar. Sıvı yağ koydum. Şu kaşıkla 4 kaşık mısır unu koydum. Şöyle helva gibi güzelce kavrulacak ama tam renk almasına izin vermeyeceksiniz arkadaşlar. Güzel böyle şeyi rengini alacak ama hafif pembe. Arkadaşlar buna bir su bardağı kadar su koydum. Kısıkta şöyle bu kaynamaya başlamadan önce şöyle kaşar peynirim var arkadaşlar. Şöyle buna da kulot peyniri, yörenin kulot peyniri kuymak için arkadaşlar. Her zaman bunu böyle almıyordum açıkçası. Farklı peynirler kullanıyorum, kaşarın farklı peynirlerini. Uzayan peynir, tel peynirler var. Bu sefer bunu aldım. Arkadaşlar şöyle bol tereyağı, bol kaşar peyniri, mısır unu, zeytinyağı. Gerçekten çok ben kuymağın çok besleyici bir kahvaltılık olduğunu düşünüyorum. Bu şöyle yavaş yavaş pişecek. Şöyle arkadaşlar üstüne tereyağı toplayacak. Arkadaşlar bu pişiyor. Şöyle bugün havamız nasıl bir bakalım. Bugün güneş olacak inşallah. Ve arkadaşlar şöyle çiçek cihazlarımız böyle. Şu kısma bir şey de dikmek istiyorum. Bir aklımda diyor ki varsın kalsın şunlar büyüdüğü zaman. Ama burası hiç hoş gözükmüyor. Şu kısma arkadaşlar bir şey dikmek istiyorum bakalım. Ama şunlar var işte. Bunlar buraya büyüsün tutunsun istiyorum. Çünkü şurada biliyorsunuz benim şey vardı, bebek yoğun bakım yerim vardı. Çok minikken, toplu iğne başı kadarken düşmüş olan böyle yaprağı ölmüş olan şeylerim vardı, sukulentlerim, onları koymuştum ve büyüdüler arkadaşlar, bakın büyüyorlar, toprağa hayata tutundular Allah'ın izniyle. Bir de şu çok farklı bir türüm var, bakın çok farklı, yani farklı türlerimden bazıları öldü ama kalan sağlar bizim. Devam ediyoruz bakalım arkadaşlar. Şöyle. Şundan 3 kök oldu. Bakalım kaç tane olacak arkadaşlar. Sadece bu şeyde
Bu karda şunu kaybetmişim. Korumayı almıştım. Bir de şey fark ettim arkadaşlar. Tüylü olan sukulentler biraz daha dayanıksız olabiliyor. En dayanıklılar graptolar. Benim bu ciğerim benim. Allah'tan da ben graptoyu çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten grapto türlerini o kadar çok seviyorum ki onlar da yani kışa biraz daha dayanıklı çıktılar. Bu arada ben kuymama bir bakayım. Bakın arkadaşlar, üzerine tereyağı çıkmaya başladı. Birazcık daha çıksın, yemek için alacağız. Bakın arkadaşlar, şunun yaprağı da çok kalın. Bakın bu da yapraktan ama çoğalabiliyor. Örneğin şunun da yaprak çok kalın. Fakat bu yapraktan bildiğim kadarıyla çoğalmıyor, kopuyor. Yani hepsi ayrı, hepsi farklı farklı. Böyle arkadaşlar, yani Rabbimin güzel güzel işleri bunlar. Benim tahminime göre de arkadaşlar şu cins şu. Şu arkadaş diye düşünüyorum. Çünkü Instagram'da gördüğüm kadarıyla küçüğünü paylaşmıştı bir kere birisi. Büyüğünü de bunu paylaşmıştı. Satılıkta hatta sordum. Bana sorulan her soruya cevap veriyorum. Dedim bunun büyümüş hali mi dedim. Hiç cevap vermedi. Yani bilmiyorum. İnsanlar bakın, insanlar sukulentleri sevsin. Herkes edinsin istiyorsanız bazı sorulara cevap vermek zorundasınız. Bazı değil. Bence her soruya cevap vermek zorundasınız da. Neyse. Neyse arkadaşlar, iş yerimde görüşeceğiz inşallah. Arkadaşlar, iş dönüşündeyim. Şöyle pazara gittim. Ve pazarda çekmek aklıma gelmedi. O kadar yoğunduk ki ne aldım? Ispanak aldım. Karnabahar aldım. Pazı pancarı aldım. Böyle. Ve uygundu da arkadaşlar. Karalahana, pazı pancarı, ıspanak ve karnabahar hepsine 15 TL verdim. Yani insan 4 kere yemek yapar. Bu arada da videoyu açmak hiç aklıma gelmedi. Çünkü şöyle oluyor. Sınıfta baya bir yoğun oluyoruz. Eşim gelip beni alacakmış. O yüzden burada bekleyeceğim. Çünkü beni her zaman burada bırakıyor arkadaşlar. Şöyle binamızı size gösterivereyim. Böyle eşimi bekleyeceğim. Bir arayayım bakayım ne zaman. Şöyle arkadaşlar, bir de kursumuzda ne yaptığımız hakkında çok kalabalıktık bugün. Covid olmasına rağmen insanlar artık usanmışlar evden. Ve çok fazla öğrenci geldi. 13 kişiydik. O kadar yoğun iş yaptık ki yemin ediyorum biraz önce binanın çıkışında aklıma geldi. O arada pazara da gittim. Pazarda ne alayım, ne seçeyim derken yine video çekmeyi unuttum. Neyse, ben de böyle arkadaşlar size şekerpınarı çekmiş olayım. Şöyle binamız. Biz bunun üst katındayız arkadaşlar. Yazın aşırı sıcak oluyor. Kışında biraz soğuk oluyor ama şöyle bir şey var. Çok büyük klimalar var. Havalandırması falan harika. Çok güzel havalandırması var. Şimdi ben bir kapatayım. Eşimi arayayım. Bakayım nerede. Yine inşallah videoyu açarım arkadaşlar. Ama buranın bu pazarını çok seviyorum. Pazar ne kadar olursa olsun arkadaşlar fiyat olarak uygun oluyor. İnsan yani pazardan aldığını marketten 3 katı 5 katına alıyor. Mutlaka pazarları takip etmek lazım. Mutlaka pazarlara bakmak lazım. Neyse, ben eşimi aramak üzere kapatayım. Arkadaşlar,
Cemreler düştü. Karımız yağdı geçti. Ve sukulentlerimiz şöyle harika. Minik bebek sukulentlerimiz. Her türü, her çeşidi büyümeye başladı arkadaşlar. Kara alınca bu üstlerindeki hastalık türleri de gitti. Ondan sonra mesela şunlardan ben çok ümitsizdim. Bunlar çok hızlı bir şekilde düzeldi. Ondan sonra arkadaşlar bakın, bakın şu bebeğe durdu. Şu arkadaşlar. Bakın kaç tane, bakın kaç tane bebek oldu. Bakın şunlar hepsi. Sadece sapını ekmiştim. Hatta atsam mı, eksem mi arasında çok gittim geldim. Fakat bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldu. Rabbime şükürler olsun arkadaşlar. Yani ben bu iki saksıyı tamamen kaybederim diyordum. Fakat öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Çünkü bitlendi. Bitlenince bu sefer ben sirke falan sıkmak zorunda kaldım. Bu da onların sonunu getirmiş oldu. Ama gerçekten sukulentler çok dayanıklı bitkiler arkadaşlar. İnsanı asla üzmeyen, hep mutlu eden bitkiler. Bakın şunların kellelerini aldım. Bir taneydi. Bir taneden kaç tane yine büyüdü. Onların yaprakları düştü. Yapraklarını aldım arkadaşlar. Onlar büyüdü. Ondan sonra yaprakları ikinci kez yavruladı. Öyle büyüdüler. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Sukulent bakmak, gerçekten yeriniz varsa sukulent bakmak hem çok bereketli hem de arkadaşlar çok kazandırabilecek bir şey. Ama tabii ki ben hobi için bakıyorum. Bunlar benim canlarım. Ben bunları arkadaşlar yer darlığından, örneğin şu saksılar doluydu, satışını yapmak zorunda kaldım. Hele şu saksının satışını yaparken ağlamıştım ya. Kız kardeşim demişti ki, abla dedi, ya sen gerçekten mi ağlıyorsun demişti. Sessiz sessiz ağlıyormuşum. Ondan sonra satışını yaparken mecbura kaldım. Artık tartmıyordu ama şöyle oldu arkadaşlar. Sonrasında dedim ki iyi ki dedim satışını yapmışım arkadaşlar. Çünkü bunlar çok bunları sevenlere gitti. Çok isteyenlere gitti. Eğer kışın benimle kalmış olsaydı yani hazır elimdekileri tam olarak korumaya alamadım. Onları zannetmiyorum yani korumaya alabileceğimi. Türkiye'nin birçok yerine giderek böyle sevgiyle dirildiler arkadaşlar. O yönden çok şanslıyım. Bakın şundaki bütün bebeklerin biliyorsunuz yapraklarını aldım, ikinci kez yavruladılar. Hatta alınacak yine birkaç tane daha var. Ondan sonra ama burada da yani saymaya kalksak herhalde 60-70 tane var bir saksıda arkadaşlar. Bu sukulentlerin güzelliği böyle ya. Harika bitkiler. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? Mutfağı toparlayacağım tabii ki. Değişmez benim talihim dermişim. Mutfak çok karışık değil ama tabii ki yemek eklemesi falan yapacağım. Bakalım.